Evet, iyi akşamlar değerli futbol severler. Bir özel programda bu akşam TV53 ekranlarında sizlerle beraber olacağız. Ve tabii ki bu akşam değerli futbol severler ekstra bir program dedik. Çünkü biliyorsunuz sezon bitimiyle birlikte gerek Osman Hoca ve İsmet kardeşim yapmış olduğu program ve gerekse Nezahat abiyle benim yapmış olduğum program TV53 ekranlarında sezonla birlikte sona ermişti ama Çaykur Rizespor'daki gelişmeler ve Çaykur Rizespor'da alınan olağanüstü kongre kararları ayın 12'sinde ve çoğunu sallamadığı takdirde ayın 20'sinde tekrar kongre kararı alınması ve Çaykur Rizespor taraftarlarının endişesine sebep oldu. Sosyal medyada yazılı ve görsel basında mutlaka takip ediyorsunuz. Çaykur Rizespor taraftarlarının merak ettiği ve Çaykur Rizespor taraftarlarının özellikle çeşitli yorumlarla bulunduğu ama kesin olarak net belli olmamakla beraber bazı duyumların gerçeğe dönüşebileceği sızan bilgiler arasında işte dedik ki hani bu arada böyle bir program yapmayı uygun gördük ve bu akşam sevgili seyirciler sezon başından beri sporun dili programında Necati abiyle beraber olacak oluyorduk. Necati abi biliyorsunuz bugün de bir göz ameliyatı geçirdi. Dolayısıyla bu akşam ekstra bir programda değerli konuğum ve hepinizin yakından tanıdığı tanıdık bir sima ve 90+3 programının aynı zamanda yorumculuğunu yapan Osman Öksüz Hoca. Osman Hoca bu akşam bizimle beraber ve dolayısıyla hocamızla beraber bu akşam Çaykur Rizespor'daki tüm gelişmeleri bildiğimiz kadarıyla doğru bildiklerimizle ekranlara yansıtmaya çalışacağız. Ve bu arada tabii ki her zaman olduğu gibi programımızın özelliği, yorumlarınız, varsa bize sorularınız, dilekleriniz, Çaykur Rizespor'la ilgili düşünceleriniz ve dolayısıyla eleştirileriniz varsa daha sezon başlamadan ama enteresan şeyler Çaykur Rizespor'da dönmeye başladı her zaman olduğu gibi. Son 20 yılda alışık olduğumuz inanılmaz şeyler sanki Çaykur Rizespor'un başına bir kez daha bela olacak gibi sevgili seyirciler duruyor. Ve Osman Hocam'la beraber dedi ki bu akşam ekstra bir program yapalım. Bakalım taraftarlarımız, izleyicilerimiz, futbol severler neler düşünüyor? Biz bildiklerimizi, duyduklarımızı ve doğru olduğuna inandığımız bir takım bilgileri sizlerle bu akşam paylaşmak istedik. Ve bunun için de tabii TV53 kanalını mutlak surette aracı olarak bize destek olan Turgay Ayan kardeşim başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma programın başında önce şükranlarımı arz ediyorum. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Alaaddin abi. Evet Osman Hocam bu akşam bizimle beraber. Ben tabii sunuculuk yapacağım ama aynı zamanda Osman Hoca'yla beraber fikir alışverişinde bulunacağız. Belki yıllar öncesinde yaptığımız ve Osman Hoca'yı ilk kez televizyon ekranlarında ben çıkardım ve Osman Hoca o gün bugün televizyon ekranlarında çeşitli arkadaşlarla beraber bu programları getirmeye çalıştılar. Ama şuna inanıyorum ki kesinlikle yakından takip ediyorsunuz. Gerek Osman hocamız ve gerekse biz doğru bildiklerimizi futbol adına zaman zaman eleştiri alsak da bazı kesimlerden ama doğru bildiklerimizi en azından bu ekranlardan söylemeye çalıştık şimdiye kadar. Bundan sonra söylemeye çalışacağız ve bu akşam özellikle Çaykur Rizespor'daki bu gelişmeleri sevgili seyirciler bugün son itibariyle şu an itibariyle neler var neler yaşanıyor? Beklentiler neler? Dolaşan isimler kimler? Hangileri gerçek, hangileri değil? Hangileri sosyal medyayı veya görsel yazılı medyayı kullanıp birilerine mesaj atmaya veya mesaj göndermeye çalışıyor? Çünkü öyle isimler dolaşıyor ki sevgili seyirciler, kişinin bundan haberi bile yok. Oysa adamı başkan yapmışlar, Çaykur Rizespor Kulübü'ne seçmişler. Akşam adam başkan olmuş, yönetimi hatta yönetimi her şeyi bile hazır. Ama ulaşıyoruz diyor ki böyle bir şey yok diyor. Yani ben diyor haberim bile yok diyor. Böyle bir şey söz konusu bile değil diyen bir sürü isimler var. İşte bütün bunları konuşacağız bu akşam. Ve Çaykur Rizespor sezona başlamadan önce sezon bitimiyle beraber bu süreçte neler yaşandı ve Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'u acaba TFF 1. Lig'inde aynı sıkıntılar yine mi bekliyor sevgili seyirciler? Hocam İstersen şöyle bu sürede neler oldu? Sezonun bitimiyle birlikte vatandaş mutlaka size ulaşmak kolay. Neler söylüyor, neler anlatıyor size, neler soruyorlar?
Bu sürede kısa bir izlenimini alacağım. Öncelikle ben de iyi akşamlar diliyorum. Necat abiye de geçmiş olsun diliyorum. Şimdi Alaaddin abiyle dün beraberdik. Ben Kaçkar TV'de bundan yıllar önce, tarihini vermeyeyim yaşımız ortaya çıkmasın, İlk programı Alaaddin abiyle yaptık. Ondan beri de elimizden geldiği kadar bildiklerimizi doğrularıyla program yapmaya çalışıyoruz. Şimdi sezon bitti. Sezon Rizespor'da bitiyor ama bizde bitmiyor tabii. Bizim de mekanımız olduğu için, yani Rize'de esnaf olduğumuz için insanları gelip seven dostlarımız soruyor Rizespor ne yapıyor diye. Şimdi sezon bitti. Ben önce ufak tefek bir eleştirimi yapayım da sezona Alaaddin abi ilk 10 hedefiyle başlayan bir yönetim. İlk 10 hedefiyle başlayan bir yönetim. Hatta daha üstünü düşünen bir Tahir Kıran'ın açıklamalarını iyi hatırlıyorum. Ama küme düşmüş bir takım, kadronun %70'den fazlası gitmiş ve gitmek üzere. Yani şu anda benim elimdeki listeye göre elimizde gidecek de, yani istenmeyen futbolcular da eklediğim zaman 6-7 tane futbolcu kalmış. Bir özür dilemeye tenezzül etmeyen bir yönetim. Başta başkan. Buradan teessüf ediyorum. Bakın, sezon bitmiş, küme düşmüşüz. Bize verilen sözler var. Sezon başından beri bu takımın hepimiz yetersiz olduğunu istatistik olarak, bilim olarak. Biz hayal satmıyoruz kimseye. Büyü de yapmıyoruz. İstatistik diyor ki Rizespor'un bu kadrosu kötü. Selim'i, Holmen'i kötü. Çok gol yeriz. Bu çok gol yediğimiz için küme düşme ihtimalimiz yüksek, anlattık ama sezon bitmiş. Takımı %70'i dağılmış. Bir tane açıklama yok Alaaddin abi. Böyle enteresan, bir kul. Çok enteresan. Yani bir özür dileyin ya. Tamam, Tahir Kıran. Yani bir şeye girmek vardır. Başaramamak veya başarmak söz konusu. Evet. Başaramayınca da bu taraftardan bir özür dilemek erdemliktir. Yani biz beceremedik, başaramadık. Beklentilerimiz vardı. Şurada yanlış yaptık. Onun için tüm spor kamuoyundan, Rizeli futbol severlerden şahsım ve yönetim kurulu adına özür diliyorum demesi gerekirdi. Tabii. Sayın Başkanım. Yani evet. Onun haricinde, yani Tahir Kıran'ın dışında bu kulüpte yönetici yok mu? 17 tane, 20 tane yönetici var. Ya bir kişi açıklama yapamaz mı? Biz burada son yapmış olduğumuz programda Rizespor'un 400 milyonun üzerinde bir borç olduğunu söylüyoruz. Ya bize gelip haber yolluyorlar bir tane yönetici. Hayır, Osman Hoca yanlış biliyor. 174 trilyon bu. Ya niye söylemiyorsun? Niye açıklama yapmıyorsunuz? Bizim söylemiş olduğumuz rakamları niye ispatlamıyorsunuz? Biz burada Çek Koçanları, halen daha Çek Koçanları veriliyor. Bolasya'ya Çek Koçanı veriliyor. Ona Çek Koçanı verilmiş. Alacaklar geliyor. Futbolcuların alacağı gelmiş. Hacizleri geliyor. Şimdi bunları burada söylemek istemiyorum. Ya bir özür olabilir. İnsan bir hedef koyar Alaaddin abi. Hedefini başaramayabilir. Bu dünyanın her yeri. Ya savaşa giriyorsun, savaşı kaybediyorsun. Rizespor kulübünün, başta Tahir Kıran'ın Rizespor taraftarlarından bir özür dilemesi gerekiyordu. Ben bunu esefle kınıyorum. Hocam bir de şu var. Şimdi Tahir Kıran, biliyorsun, sezon bitimiyle birlikte biraz sonra sevgili seyirciler program hız kazanacak. Dolayısıyla bizim programımızda biliyorsun yıllardır takip eden sevgili seyircilerimiz, yani biz kapalı kapılar ardında hiçbir soru sorulmadı, soru kalmasın, bildiğimiz doğrular doğrultusunda cevap vermeye çalışacağız. Bu arada sizler mesajlarınızla Twitter aracılığıyla bizlere soru sorabilir. Çaykur Rizespor'la ilgili görüş ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi onlara da öncelik tanıyacağız. Hocam bir de şu var. Şimdi Tahir Kıran ligin bitimiyle birlikte lig içerisinde inanılmaz açıklamalar yapıyor. Yani ne demedi ki? Bir tek yaptığı yanlıştan bahsetmedi. Onun dışında sanki ben bir ara mesela bir YouTube kanalında açıklama yaparken, ben Tahir Kıran'ı tanımasam dedim ki büyük ihtimalle bu Konyaspor'un kulüp başkanı falan. Çünkü aynı parayı harcayıp ligde neredeyse Trabzon'un ardından ikinci sırayı aylarca kovalayan, evet, herhalde Konya'nın başkanı dedim. Tahir tanımasam öyle konuşuyor. İşte devamlı sallıyor, işte MHK'ye sallıyor, MHK'de birkaç tane hakeme sallıyor, Futbol Federasyonu'na atıyor, zaman geldiğinde ben çok önemli açıklamalar yapacağım diyor. İşte efendim önemli konular değinecek, yer yerinden oynayacak, taşlar yerinden oynayacak. Abi bir anda bir bakıyorsun lig bitiyor. Efendim sana söyleyeyim, bir şey yayıyorlar ortaya. O da bilinçli yapılıyor biliyorsun. Evet, evet. Küme düşen her ilin takımında küme düşme kaldırılacak. Bunları biz paralı günlerce konuştuk. Tabii. Paralı askerler kesinlikle var. Kesinlikle.
Bu işin şarlatanları var, paralı şarlatanlar. Dolayısıyla Tarık İnan bir anda haritadan kayboldu abi. Sessizliğe büründü. Ondan sonra lig bittiğinde inanılmaz şeyler açıklayacağım dedi. Sezon içerisinde Çaykur Rizespor'un yara alabileceği her konuya değindi. Yara alabileceği diyorum. Niye? Şimdi MHK'nin içerisinde bugün Cüneyt Çakır gibi uluslararası bir hakemin arkasında belki %50 hakem camiası var. Tabii. Sen onu karşına alıyorsun. Tabii. Bir taraftan açıklamalarından Futbol Federasyonu'nu karşına alıyorsun. Efendim Galatasaray'ı karşına Galatasaray bütün yani kulüpleri. Bizim bütün kulüpleri karşına alıyorsun. Diğer taraftan öyle bir kulübe sahip çıkıyorsun ki ona da bütün futbol severlerinin karşı çıktığı bir kulüp sen onun yanına alıyorsun. Evet. Diğer taraftan milyonlarca izleyicisi olan ve bizim de hiçbir ortak bağı olmayan sadece geçmişten kalan kişisel hesapların yüzünden Galatasaray kulübünü karşına alıyorsun ve orduna Galatasaray'ı sen düşman ilan ediyorsun neredeyse. Dolayısıyla lig bitiyor. Özür yok. Ama bu kulübün bir basın sözcüsü var. Yani hatırla hocam sezon başından beri futbolcularla beraber resim çektirip poz verip ona imza attırdık. Bunu attırmaya çalıştık. İşte Getson'u bilmem Fransa'dan aldırdık. Özel uçakta helikopterle iniş yaptı bilmem ne. Kıyamet koptu. Şey var Alaaddin abi oraya da gelelim. Ben bir televizyon kanalında program yapıyorum. Arkadaş var orada. Çay TV'nin genel müdürü Hasan Yavuz Bakır. Hadi konuşsana çay topluyorsun şimdi. Şimdi hadi konuş. Rizespor takımı küme düştü. Benim yayınımı kaldırdın Çay TV'den. Geç anlaşarak kaldırdık da yanlış anlaşılma olabilir. Rizespor kulübündeki yönetimdeki Hasan Yavuz Bakır. Yalakalık yapıyordun. Dal kavukluk yapıyordun Tahir Kıran'a. Hadi da şimdi açıkla. Rizespor kulübü küme düştü. Hadi bir açıklama yap. Ama siz bukallemunsunuz. Alaaddin abi bu kalemini biliyorsun değil mi? Tabii canım. Her ortama rengine girer. Şimdi İbrahim Turgut diye açıklayacağız. Bir başkan geliyor. Kaliteli bir insan. Sevilen bir insan. Geleceğiz hocam. Onun şimdi kılığına girer o. Şimdi hocam bunlar... Şimdi o kılığa girecek ama... Bu kalemon zaten ya, öyle özel bir şey. Tahir Kıran'ı eleştirme... Onu da ben... o eleştirmeyi duyduğum zaman ben de onu Tahir Kıran'a söyleyeceğim. Şimdi Rizespor kulübünü yanlış yöneten senin söylediğin gibi Tahir Kıran... Ne kadar hatalıysa buna ses çıkarmayan abi ses çıkarmayan kesinlikle. Eleştiri yapmayan Tahir Kıran'a Sayın Tahir Kıran biz bu konuda hata yapıyoruz. Rizespor çok büyük bir kulüp değil. Galatasaray'ın milyonlarca taraftarı var. Biz bu kulüplerle kavgacı olmamamız lazım. MHK'yı karşımıza almamamız lazım demesi gerekirken sessiz kalanlar da Tahir Kıran kadar suçludur. Kesinlikle. Konuş bunun yanında basın Turgay kardeşim size söylüyorum. Basında sessiz kalıp konuşmayan, korkan herkes Rizespor'un düşmesinde payı vardır. Kesinlikle. Bunu iddia ediyorum. Yani herkes ne kadar becerebiliyorsa olumsuz yönde. Evet. Herkes Çaykur Rizespor'un bu haline düşebilmesi için adeta elini taşın altına soktu. Sessiz kalan basında keza aynı. Evet, evet. Bu kulübün başkanı da keza aynı. Efendim açıklamalarda bulunan zaman zaman İstanbul'da zaten Rize'de değil ikameti İstanbul. Orada açıklamalarda bulunan Selim Selimoğlu basın sözcüsü de keza aynı. Yani velhasıl kelam böyle yani deyim yerindeyse. Ama şunun hakkında vereyim abi lafına bir virgül koy. Şimdi Tahir Kıran iş adamı, büyük bir iş adamı. Kardeşleri filan. Ya onun da şanssızlığı var. Bugün dün de paylaştım onu seninle ya. Ya adam bir hoca getiriyor. Futbolcuların menajerlerinden para yiyor. Şimdi ismini vermeyeceğim. Bir zat sportif direktör getiriyor. Ne olduğu belli olmayan binlerce kötü şey yapmış kulüpte. Altyapı koordinatörü getiriyor. Yani Rizespor'un altyapısından uçurdu. Ya getirdiği adamların bir tanesi iyi çıkmaz mı ya? Bayan futbol takımı. Bayan futbol takımı aynı. Yani Tahir Kıran'ın da şanssızlığı getirmiş olduğu bütün adamlar kötü çıktı. Ama hocam o zaman şey çıkıyor bak şimdi. Şurada eğer sen vanayı yani suyu vanadan kapatmayıp da sadece muslukla kapatıp aparatif çözüm arıyorsan evet. Olmaz. Şimdi sen başta yanlış yaptın. Yani sen binlerce Çaykur Rizespor taraftarı o ismi biraz önce zikretmedin ama Bülent Uygun olduğunu söyleyelim tabii. Sezon başında Bülent Uygun'la yola devam etmenin son derece yanlış olacağını daha önce çalıştığı kulüplerde bu tip şamatalara yol açtığı ve gerçekten arkasında binlerce
milyonlarca insanı konuşturduğu bir adam. Şimdi sen böyle bir adama tam yetkiyi veriyorsan, işte bu adam ne yapacak abi? Kadın futbol takımının da getirecek, altyapı genel koordinatörünü götürecek, evet. Efendim sportif direktörü götürecek, menajerleri kendi alacak. E Tahir Kıran burada tam yetkili kişi değil mi hocam? O zaman sen bir gerçekten herkesin eleştirdiği hedef noktası götürülen bir adama bu kadar yetkiyi nasıl verirsin sen? Abi. Peki sen aynı Tahir Kıran, Bülent Uygun gibi bir kişiye bu kadar söylemlerde bulunan arkasından kötü izler bırakan bir kişiyi şirketine genel müdür yapar mı sence? Abi 6 tane sınavdan geçiriyor. Ama işte. Şimdi Holmen'in transferini abi kısa bir not söyleyeyim sana. Holmen'in transferi, resmi transferi. Holmen Rize Spor'a 500 milyon euro civarında bir transferi imza atıyor. Ortalama diyorum onu. 500'ü biraz daha geçiyor herhalde. 2 yıllık 1 milyon euro anlaşıyor. Buraya kadar sorun yok. Holmen'i biri getiriyor buraya. Yurt dışından bir menajer getiriyor bunu. Atıyorum Svensson. Bir de bunu Türk menajer var. Yani iki kişi getiriyorlar bunu. Menajerin almış anlaşmış olduğu para 60 bin euro. 60 bin euro. 2 yıl... Türkiye'deki mi? Türkiye'deki. Hı. Yok komple iki menajer. Ha, anladım. 60 bin euro 2 yıllık anlaşıyor. 120 bin euroyu bu adama peşin veriyorlar. Ya kardeşim bu adamın parasını, menajerin parasını niye peşin veriyorsun? Bir, Holmen kovuldu. Birinci yıl sonunda kovuldu. Ya 60 bin euromuz gitti. Geri isteyelim onu, o da gitti. Şimdi Svensson'la konuşuyorsun. Sadece onu misal verdin. Ya bir tane hoca. Kaç tane verebilirsin? Svensson diyor ki ben 20 bin euro aldım. 120 milyon euro olan menajerlik parasından Svensson diyor ki ben 20 bin euro aldım. Türk menajer de diyor ki 30 bin euro aldım. Ben de matematiğim fena değil Alaaddin abi. 120 bin euro eksi iki menajerin parasını düştüğüm zaman ortada bir 70 bin euroluk para kalıyor. Ya kardeşim bu para nereye gitti? Holmen'in transferinde 70 bin euro 60 bin euro. Bir para. Ortada yok. Bu para nereye gitti? Ya abi her tarafta bir sıkıntı var. Her tarafta Bolasi 1,5 milyon avroya anlaşıyor nakit. 25 trilyon. Maç başı 5 bin avroya oynuyor. Rize Spor küme düşmüş. En son hafta Sivas maçı oynuyoruz bir önceki hafta. Bolasi oyuna giriyor. 5 bin euroyu alıyor. Küme düşmüş takımda. Alsın diye, alsın diye. Bülent'e soruyorlar. Bülent Hoca niye sokuyorsun oyuna? Bülent Hoca ben bilmiyorum diyor. Bilmiyordum diyor. Ya abi böyle bir kulüp ya. Ya böyle bir kulüp olur mu ya? Ya yemin ediyorum bugün Salahra Spor daha iyi yönetildi Rize Spor'dan. Yani Bolasi'nin... Bugün özel idare daha iyi yönetildi Rize Spor'dan. Yani Bolasi o... Oyunun son bölümünde dahi olsa, evet. Sonradan oyuna katılsa, bir dakika dahi oynasa o parayı alacak. 80 bin lira alacak abi. O zaman şey geliyor. Mesela şeydeki anlaşma ne? Sen söyle, Karagümrük'ten bize gelen neydi? Sabo. Sabo. Evet. Ne diyor? 30 maç üzerine oynarsa, değil mi? Evet. Ekstra şu kadar para alacak. Adeta 30 maç halkın, taraftarın, futbol severlerin ıslıkladığı, her maçta dışarı çıksın diye yuvaladığı Sabo'yu enteresanlı gelen hocalar ısrarla oynatıyor. Sağ bek oynuyor. Sol bek oynuyor. Her şey oynuyor. Kale hariç her yerde oynuyor. Her yerde oynuyor. Kale hariç her yerde oynuyor. Sağ bek bile oynadı. Evet. Zaten sağ bek oynamaya kalmadı da. 30 maçın üzerine çıksın. O ekstra parayı alsın diye ısrar eden, Bülent Uygun'dan başlayan, Hamza Oğuz'la devam eden, Bülent Korkmaz'la son noktayı koyan 30 maçın üzerine çıkıyor. Anlaşma 2. Ekstra para alacak 1. 30 maçın üzerine çıkarsa yeni yıl olarak da kontratı yenilenmiş olacak. Ve bunu da Bülent Korkmaz bilmiyor. Bak. Her şeyi bilen adamlar bunların hiçbirini bilmiyor. Ya kardeşim bak. Sezon başından beri son programa söyledim. Turgay kardeşim burada. Ya bana kendimi, hafızamı zorluyorum. Hafızam iyidir abi. Çünkü hayatımda başka bir şeyin hesabını yapmadım. Hep Rize Spor'un hesabını yaptık. Ya bana bir şey söyleyin. Değil ki sezon başından beri anonim şirketi olduktan sonra son 20 yılda bırakalım 19 yılı bir tarafa, bu yıl yeniye gelelim. Bana yaptığınız doğru bir şey söyleyin. Ben de bu programda onu söyleyeyim abi. Ya hiç mi doğru bir şey yapmadınız Hasan ya? Hasan Kemal yardımcısı tek doğru. Tek doğru. Bravo. Tek doğru Hasan Kemal. Bak hep fikiriz. Evet. Bak şimdi ben sana Hasan Kemal yardımcısıyla ilgili hayır hocam değil diyemiyorum. Niye? Aldı TFF 1. Ligi'nden Süper Lig'e çıkardı. Değil mi? Evet. Sonra ne oldu? Bir sebepten dolayı.
Hastalığı belki bahane, bilemeyiz. Bıraktı veya bıraktırıldı. Ama bana göre son 20 yılda Çaykur Rizespor'una gelmiş en başarılı başkan, Çaykur Rizespor'un maddiyatını, maneviyatını koruyan, kesinlikle ikinci bir şahıs gösteremiyorum işte. 5000 euro da Vedat Muriç'ten para kazandırdı. Aynen. Yani o da transfer, ona ait, transfer. Şimdi abi Bolasi'nin son maddesini okumadım sana. Daha bitmedi abi. Devam şimdi edelim. İstanbul'da bu imzalar atılıyor ya. Tamam da bu imzaların kağıtları Rize'ye geliyor. Rize'de dosyamız var ya, bizim Rizespor tesisi. Tabii. Bunu birileri okuyor da, bunu okuyup da oraya koyan da hatalıdır diyorum. Bu kimse alınmayacak. En altına da diyor ki bana kimse ceza veremez. Abartıyorum. Beni kimse kadro dışı bırakamaz. Ya Bolasi'yi kimse kadro dışına bırakamaz diye bir maddeyi buraya koyduran yönetim şimdi bana diyor ki bu yönetim olamaz. Ya arkadaşlar bak net söyleyeyim. Bu maddeleri bu kadar hataya yapan bir yönetim kurulu Rizespor'da alt ligde de başarılı olamaz. Bu bir acı gerçek. Amatör takımlarda böyle bir değer yok. Abi Gökhan Gönül. Okuyayım mı maddesini abi? Hmm. Gökhan Gönül net maddesini okuyayım sana. 18 maç oynarsa 16 milyon, eski paraya göre 16 trilyon para alır. Gökhan Gönül benden 2 yaş daha ufak. Yani ligin yarısı. Arka adalesi problem. Ve Gökhan Gönül 16 maç oynayacağım diye idare ederek oynadı. Çıkmadı, orta yapmadı. Ve Fenerbahçe'nin kulüp doktoru. Evet. Hayatımda hiçbir futbolcuya bu kadar uğraşmadım ama Gökhan Gönül'ü bir türlü futbola döndüremedim demiştir. Ve abi bu Gökhan Gönül. Bu Gökhan Gönül. Ve sen bu Gökhan Gönül'ü bu şekilde takıma alıyorsun. 18 maç ligin yarısı yapar. Bir dakika abi, daha var. Devamı var. Eğer maç esnasında sakatlanırsa 2 maçta 18'i düşürüp 16 maçta 16 trilyon parayı alabilir diye madde koyuyorsun. Bu ya inanılmaz bir şey abi. Bu şey ama. Şimdi buna Gökhan Gönül eğer sakatsa maç başına oynat. Ya şimdi bu maddeleri kuran, yöneten, imza atan yönetim kurulu şimdi bana gelmiş Rizespor, ya yalan, hayal. Kesinlikle. Ben inanmıyorum. Rizespor yönetim kurulu değişmeli. Ya değişmeli. Peki şeyde var mı? Mesela Alper Potuk'ta sen bütün anlaşmaların altındaki şeyleri biliyorsun. Şimdi mesela Alper Potuk'un anlaşmasında 2 haftada bir Batum'a gidebilir. Öyle bir anlaşma mı? Var mı öyle bir şey? Yazmış mı adamı? Ya. Hayır, merak ediyorum. Niye biliyor musun? Çünkü her hafta gördüler adamı. Abi Alper Potuk... Yani Alper Potuk'u her hafta gördülerse oysa anlaşması 15 günde bir abi. Yani her hafta nasıl gider o Batum'a? Sen şimdi abi Alper Potuk'un resmi düştü ya sosyal medyaya. Keşke o resim, Alper Potuk'a resim çekildi ya. O resim geniş biraz açı, daha alınmış, geniş alınmış. Geniş açı çekilse o resimde kimler var olduğunu bir bilseniz abi. Onun için ya Alper Potuk zaten buydu. Eğer Rizespor başarılı olsaydı Alper Potuk'un o hayatı konuşulmayacaktı. Ama yine Alper Potuk kalması için sezon bittiğinde düşünülen isimlerin en başında kesinlikle geliyor. Yanlıştır. Rizespor gibi kulüplerde, üst takımlarda, büyük takımlarda oynayan, alınan futbolcuların hepsine karşıyım abi. Üst takımlar görmüş, büyük takımlar görmüş futbolcuların hiçbiri küçük takımlarda, yani bizi gibi alt takımlarda genelde başarılı olamıyor. Ben transfer yapmam. Doğru. Ben yapmam abi. Doğru. Ben daha böyle oynayabilecek, kendisini geliştirebilecek futbolcuları bulmaya çalışırım Osman diye düşünüyorum. Osman hocam hatırla. Yani Çaykur Rizespor'da sadece biz... Engin Baytar abi sen biliyorsun. Kesinlikle. Örneği var. Tabii. Daha öncesine gidelim. Çaykur Rizespor şirket olmadan önce de yapılan bir sürü işi bilmeyen kişiler iş başına geldiğinde hatırla, Fenerbahçe'de 3 tane isim alınmıştı. Perşembe günü akşamı geliyorlar Trabzon'a uçakla. Aynı günün akşamı tesislere geliyorlar. Cumartesi pazar maça çıkıp aynı günün akşamı tekrar İstanbul'a dönüyorlar. Turgay, yaşın itibariyle hatırlıyor musun? Evet. Hatırlamıyorsun. Şimdi ben sana isimleri sayayım. Bunlar da yaptılar abi. Bilallerin, ya bunlar da yaptılar abi. Onların Bilallerin dönemi mi? Kesinlikle. Eski. Evet. Perşembe Hasan günü, abinin transferiyle tabii, beraber 3 transfer. Perşembe günü akşamı geliyorlar. Saat 23'te 23.30'da Rizespor tesislerine. Ertesi sabahleyin, cuma sabahleyin sabahı bir antrenman, tamam mı? Cumartesi ter idmanı, pazar günü maçta adam 45 dakika hiç bir tanesi çıkaramıyor. Niye? Adam antrenman yapmamış ki. Anlaşma öyle ama. Bak bu anlaşmayı da idareciler yapmış, yöneticiler yapmış. Şöyle diyorlar ama ona ziyap olarak. Ya biz anlaşmazsak Rize'ye kimse gelmiyor. Ben gelmez. Ben de Alaaddin abi iddia ediyorum. Evet. İddia ediyorum. Kim gelmez? Ben Rizespor kulübünde
o birimlerde olayım, ben getiririm diyorum ya. Aynı şeyi ben söyledim hocam. Yani biz yani ama getirmiyorum. Hocam aynı şeyi ben söyledim. Nasıl gelmiyor? Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Hatay geçen sene Süper Lig'e çıkmadı mı? Süper Lig'e çıktı sınırda. La hocam. Sınırda abi. Hocam her gün 20 tane havan topu patlıyor orada Hatay'da evet. Be. Şu kadrosuna bakar mısın? Nasıl gelmiyor? Hatay'ın eti butu ne? Şehir olarak bakalım. Sivas. Aynen. Eksi 30 derece. Eksi ya eksi 30 derece. Sivas'ı yine bir ayıralım. Hatay yıllardan beri sınırda havan toplarının parçalarının uçuştuğu yer. Adamlar gelip takı takı top oynuyor ya. Ve nasıl oynuyorlar? Nasıl gelmez? Hangi futbolcu profesyonel top oynadın yıllarca? Evet. Her futbolcunun bir bedeli var. Var. Ha şu vardır 10 liraya İzmir'e İstanbul'a gider sana 12 liraya gelir. Evet bu doğru. Getirmesini evet. Getirmesini bilir. Ben sana diyeyim anlattım bir kez daha kısaca anlatayım. Fenerbahçe ile Aygün Rizespor'a gelecek gelmiyor. Dedim ki alamadınız mı? Aygün'ün de gelmesini istiyorum. Ben böyle süratli futbolda sprint adamları çok severim. Abi gelmiyor dedi. Ya ver dedim şunun telefonu. Ben arayayım mı? Bana bir verin dedim ya. Ya ben ikna edeceğim ya. Adam gelmiyor. Karısı izin vermiyormuş. Karısı para kazanmasına mı izin vermiyor? Bilmiyorum abi. Gittim yöneticilerden başkanın onayı aldım. Aygün'ü arıyorum. Aygün eşini atıyor. Eşiyle görüşüyorum. Kısa tutuyorum onu ki. Abi bizi bağışla dedi ya. Niye dedim? Eşinin para kazanmasını istemiyor musun? Enver İlmi çağında. Abi dedi biz dedi PKK'nın uçuştuğu silahların havada dolaştığı bir ilde eşimi ben oynatmak istemiyorum. PKK dedim. O zaman PKK. PKK evet. Rize. Evet. Sen dedim okul mu okumadın dedim ya. Sen haritaya hiç mi bakmadın? Rize nerede dedim. PKK ne alakası var dedi. Yemin ediyorum sana Aygün'ü Rize'ye ben getirdim abi. Trabzonspor'dan Ünal Karaman'ı Rize'ye getirdim. O zamanın yanlış hatırlamıyorsam 1,5 milyon TL. Adam beni 3 gün bekledi. Araya ben girdim. Ben arazi oldum. 3 gün bekledi Ünal Karaman gibi bir adam. Abi dedi bunlar bize haber vermeyecek herhalde ya. Beni yalan yere Rize'ye çağırdılar. Oturduk konuştuk ama dedi. Abi ben dedi beni bağışlasın. Hocam aman dedim kaptan gitme gözünü seveyim bırak. Benden haber bekle. 2 gün daha bekledi. Yine arayan soran yok. Dedim ki bunlara mevcut var ha yine yönetimde bir iki isim var şu anda o yönetimde. O zaman çok başarılı olmuşlar ya. Evet. Dedim ki Ünal Karaman bekle benden haber dedim. Bu iş olacak. Ben gelmeni istiyorum dedim. Abi nasıl olacak dedi. Biz konuşalı oldu bir hafta ya. Transfer devam ediyor. Bırak abi isteyen kulüp var imza atayım. Hocam bekle dedim. Ünal bekledi. Baktı ki arayan soran yok. Dedim bizimkilere ki Ankara Gücü'ne yarın imza atacak. Dediler bana ki ya Ankara Gücü onu almaz ya. Aradım Ünal Karaman dedim at dedim ya. Sabahleyin bütün gazetelerde manşet. Ünal Karaman Ankara Gücü'nde. Evet. Bak gelmez diye bir şey yok hocam. Evet. Abi, parayı ver Rize gelir abi. Abi Sivas Spor Kulüp Başkanı Meccun Ot Yakmaz. Tanımıyorum. Evet. Babamın oğlu da değil. Ben iyi tanırım. 18 yıldır yaklaşık kulüp başkanlık yapıyor. Çok enteresan bir istatistik. Küme düştü. Bir sene bir düştü. Çıktılar tekrar. 18 yıldır Anadolu kulübü olarak borçsuz. Borçsuz bir kulüp. Profesyonel yönetiyor. Evet. 6 kez Avrupa kupalarına katıldılar. Süper Lig'de zirveye oynadılar. Kupada kazandılar. Avrupa kupalarına kaç defa gittiler. Ve en önemli noktası az önce senin bahsettiğin yurt dışındaki futbolcular ve Türk yerli futbolcular Sivas'a gelmek için can atıyor. Şimdi biraz da senin başarına endeksli. Ya Rizespor kulübü de bir sene Avrupa kupasını oynasa ne bileyim Türkiye kupasını alsa ya buraya da gelecekler. Ama bizim hedefimiz hep aynı. Sezon geliyor abi Mart, Nisan, Mayıs hesap makineleri elimizde. O onu yenecek, bu bunu yenecek. Covid olacak, küme düşme kalkacak. Ya 1-2 sene hariç abi ya 17-18 yıldır doğru. 2 sene hariç hep kümeye düşmeye oynar mı bir takım? Kesinlikle. Ve eleştiriyorsun adam sen her şeyi biliyorsun diyor. Ya biz biliyoruz ki böyle oluyor. Bir de şu konuyu diyorlar abi siyaset. Siyaset Rize Spor. Ama Meclun Başkan'a ben sana söyleyeyim mi? Meclun Başkan'ın ilk yıllarında bayağı bir tökezledi. Evet. Sonra ısrar etti ama. İsrar etti. Sivaslar sahip çıktı ona. Aman aman paralı bir adam da değildi onu söyleyeyim sana. Konfeksiyon mağazası şu bu markalı bir yer birkaç yeri var.
Ha, parasız bir adam değil ama o aman aman haydan huydan para kazanan bir adam değil. Yani bize gelen para onlara gelmiyor belki de. Kesinlikle. Bak şimdi ilk yaptığı şey ne oldu? Dün Rıza Salımbay'la tekrar anlaştı. Niye? İstikrar. İstikrar. Ha, bizde de istikrar var. Yok değil. Bizde de istikrar var. Yani istikrarın iyi kötüsü olmaz abi. Yakalanmışız. Ne yapıyoruz şimdi? Bir arkadaşım bana bugün ne dedi biliyor musun hocam? Abi akşam programınız var. Evet dedim Osman Hoca ile, tamam. Abi dedi, bir İslam'ın var senden. Ne dedim? Ya çok dedi eskiye gitmeyin. Ulan zaten 30 yıldır aynı şeyleri konuşuyor. Hangi eskiye gidelim? Hiçbir şey değişmiyor. Hep ne değişiyor 30 yıldır bana? Bana deme onu ya. Bana demeyin. Beni böyle konuşturanlara deyin ya. Bana niye diyorsunuz onu? Ben 1992'de televizyonculuğa başladım. Kaç sene oldu hocam? 30 yıl değil mi? 1981 Karadeniz Gazetesi'nin ilk temsilcisi benim. Kaç sene oldu? 41 değil mi? Ulan 40 yılda bir şey değişmedi ki. Ulan 40 yıldır hep aynı şeyleri konuşuyoruz arkadaş ya. Tarihte bir kez ligde, o zaman birincilik şimdi Süper Lig adıyla, ligi 5. bitirmişiz. Zaten aynı kadro ertesine biliyorsun 80-81'de itilaldan sonra küme düşmüşüz. Başka ben gün yüzü görmedim ki. Ben gün yüzü bana göstermediler ki. Mesela şimdi ben burada olmadığım dönemde de abi, ben de şimdi sizden beraber Kaskar TV'ye başladığım zaman geçen programları, CD'leri vardı, bir izleyeyim dedim. Hı hı. Metin hocamla da vardı o zaman. Metin hocama da çok geçmiş olsun diyeyim. Metin dildi. Biraz hocam, hastalığı var. Biliyorum evet. Ya Allah. Abi aynı şeyleri konuşuyoruz. Sadece ekran değişik. Yani. Yani görüntü kalitesi biraz daha yani, düşük. Yani konuklar değişiyor. Konuklar değişiyor. Giyimimiz biraz daha farklı. Aynen. Kravatlarımız biraz daha geniş. Evet. Ama konular aynı abi. Aynı şeyler. Değişen hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi Halim Mete bir yazı yazdı. Yazıyı almayı unuttum da. Biz de yanlış yaptık diyor. Hata yapabilirim konuşmasında. Biz de Rizespor'da bir scout ekibi kurmadık veya kurdurmadık diyor. Onların transferlerine güvenmedik veya Rize'deki spor adamlarını toplayıp onlarla istişare yapmadık. Şimdi Halim Başkan çok değerli bir insan. Çok değerli bir Halim insan. Başkan da bunu diyor. Ya artık mesela şimdi bugün Tahir Kıran görevden 17 gün önce ayrıldı veya bir şekilde alındı filan, yorum yapmak istemiyorum. Şimdi İbrahim Turgut'ta karar kılındı. Ben İbrahim Turgut'un kaliteli bir insan olduğunu biliyorum. Ama kaliteli bir insan olmak bir şeyi iyi yönetecek anlamına gelmiyor. Kendi işinde inanılmaz başarılı. Ya buradan rica ediyorum. Yani burada ya biz yoksak Alaaddin abiler var. Yani değerli insanlar. Ya lütfen rica ediyorum, eğer dinliyorsanız, kulağınıza gidiyorsa, ya bir kere de Rize'deki spor adamlarına ahlaklı, dürüst, Rizespor'dan menfaati olmayan spor adamlarla bir oturun, bir istişare yapın. Bakalım düzelecek mi? Ya düzelmese komple kilidi vurup kapatalım. Tabii canım ya. Şimdi hocam, Turgay'ım sana da selamları var. Şu anda diyor, ayrıca sizi izliyoruz diyor. Her şeyi bıraktık bir kenara diyor. İyi programlar. Osman Hocam'a da ve Turgay Bey'e de ayrıca selam ediyor. Kim? Sayın Mustafa Baltacı. Aleyküm selam. Çok değer verdiğim bir insandır. Ben şimdi Mustafa Baltacı'nın yöneticilik yaptığı yıllara bakıyorum. Abi kimse kusura bakmasın yani. Şimdi abi arkamdan konuşmuşsun dedi bana bir tanesi. Ben mi? He, yanlışım var. Yo abi konuştum dedi. Ne konuşmuşum? Abi demişsin ki şunu demişsin. Doğru, onu demişim. Onu dedim abi. Niye dedin ki? Peki dediklerim sen yaptın mı yapmadın mı? Sende mevcut mu bu dediklerim? Sen kendini bir yorumla bakalım. Kendini bir sorgula ya. Ne demişim senin için? Dedim ki orada başka burada başka konuşuyor. Doğru. Yapmıyor musun? Yapıyorum. Senin için ahlaksız dedim mi? Terbiyesiz dedim mi? Devleti saldı, dolandırdı, belediyeyi gasp etti. Böyle bir şey mi dedim? Yok. Ne dedim? Lafları evirip çevirip diyorsun. Zaten bunu yapıyorsun. Şimdi niye ben? Ya arkadaş, insan bir doğru bir şey mi yapmaz ya? La bizim konuşmamızı bir değiştirin ya. Biz değiştirelim. Ya siz değişik bir şey yapın ki biz de değiştirin. Şimdi hocam mesajlar inanılmaz derecede geliyor. Müthiş derecede mesajlar. Ama şu da var Alaaddin abi. Ha? Yani dün de bundan biraz bahsettik. Dün de çok şey konuştuğumuz için. Evet. Şimdi bir takım insanlar Rizespor iyi olsun diye, Rizespor kulübü iyi yere gelsin diye ve en önemlisi Rize'deki spor adamları,
değerlerin artsın diye bir konuşmalar yapıyoruz. Evet. Örnek biz burada, sen de zaman zaman eleştiri yapıyorsun. Bazen eleştirinin de geliştirici olduğunu biliyoruz biz. Evet. Ya şimdi örnek, Turgay kardeşim, senin konularından bir tanesi. Ben de sezon başı Fedai Aksoy'a sahip çıktım. Programda beraber program yaptık. Beraber olalım, yardımcı olalım diye. Bana da bir takım sözler verildi. Bunu tekrar edeyim buradan. Bana vermiş olduğu sözleri tutmadı. Ben de karşı tarafa geçtim. Açık ve net. Fedai Aksoy. Ama şimdi şöyle bir şey var. Biz Fedai Aksoy'u eleştirirken oradaki spor adamlarının, teknik adamlarının veya başka birimlerinde Rizeli teknik adamların olması gerektiğini söylerken, biz ona karşı cephe alırken, bazı Rize'deki teknik adamlar, spor adamları telefondan adam tutup Fedai Aksoy'la beraber orada çalışmak için mücadele eden insanlar var. Şimdi burada da bu çelişki var. Ben mücadele veriyorum, sen mücadele hocam, veriyorsun. Çelişki değil o. O çelişki çok yumuşak kelime oldu. O çelişki değil. Ona işte bu kalemun döneklik derler. Evet. Bu çelişki değil. Hocam, çünkü Alaaddin abi, şimdi, isimlerini yayınlayacağım onların. Ya bak, isimlerini şimdi, yayınlayacağım bak, bunlar onların. Hocam bak şimdi. Bundan sonra. Şimdi tabii şimdi konu konuya o kadar konuşsak şey var ki, hani ben sırayı takip edelim diyorum ama bak şimdi ilerleyen dakikalarda konuşacağımız altyapıyla ilgili araya sıkıştı falan. Kusura bakma. Ya estağfurullah. Girdim. Hocam istersen şöyle yapalım. Şimdi telefonlar, mesajlar zannedersem bu akşam buraya kaldık. Öyle görünüyor. Yani herhalde sahuru burada yapacağız Turgay. Şimdi bak hocam şunu yapalım. Şöyle sırayla bir gidelim. Tamam abi. Çünkü vatandaş şunu soruyor. Diyor ki ya kardeşim lig bitti. Ya lig bitti diyor ya. Küme düştük. Tamam düştük. Düştük de bu olağanüstü. Bak olağan değil. Olağanüstü. Yani olağanüstü ne demek? Olağanüstü. Yani allazele alınması gereken radikal kararlar var. Dolayısıyla olağan değil, olağanüstü kongreye giriyorsun. Evet. Şimdi olağanüstü kongreye gitmek için Çaykur Rizespor Kulübü'nde sezon biter bitmez. Bak kardeşim zamanımız yok. Sezon biter bitmez. Hemen olağanüstü kongreye gidin kardeşim. Başkan kalacak mı? Gidecek mi? Devam mı edecek? Bu takımı tekrar çıkarmak için kolları mı sıvayacak? Hayır bana eyvallah kardeşim ben tükürdüğümü yaladım mı diyecek? Başka bir başkan mı gelecek? İsmarlama başkan çünkü bunlar. İsmarlama abi açıkça. Açıkça söylüyorum. Bunun başka izahı yok. Emri vaki Çaykur Rizespor hayatında ömründe masına gitmemiş insanların bu kulübe başkanlık yaptığına şahit oluyoruz. Olacağız da. Şimdi gelelim. Şöyle sıradan bir gidelim hocam. Diyor ki lig biter bitmez neden hemen kongre kararı alınmadı? Vatandaş soruyor. Ve bu olağanüstü yani olağan değil olağanüstü kongre yani radikal kararlarını alacağı bir kongre türü. Peki sen inanıyor musun şimdi? Sadece başkanın değişmesiyle bu iş olmuyor. Bak şimdi biraz evvel dedin ki başkan çok iyi bir insan. Tamam. Başkanın iyi insan olmasıyla bitmiyor ki bu iş. Tabii. Efendim başkan çok iyi bir insan ama futbolu bilmiyor. Allah Allah. Futbolu bilmiyor. Evet. Yani ben Eczacıyım. Bıraktım Eczacıyı ona. Bak çok iyi bir insan. Osman Hoca müthiş bir insan. Bıraktım sana Eczacıyı. Ben de geldim senin iş yerine. Hadi buyur cenaze namazını. Tabii. Şuradan gireyim mi abi ona? Gir abi. Şimdi neden katılıyorum sana sonuna kadar? Şimdi Türkiye'deki sistemi anlatayım. Biraz herkesin karnındaki yarayı deşeyim. Türkiye Futbol Federasyon Başkan adayı Gaziantep'te 1961 doğumlu Mehmet Büyük Ekşi diye biri oldu. Bu adamın hayatını okuyorum. Çok kısa abi, uzatmıyorum. 1- Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. 2- Türkiye İhracatçılar Meclis Başkan Vekili. 3- İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği. 4- 14 yıl Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği. 5- Türküs Doko Yönetim Kurulu üyeliği. 6- 5- Ayakkabı Sanayi Derneği Başkanlığı. Ya adamın ya şimdi Alaaddin abi ayakkabı yapmışsa o zaman yapabilir mi bu iş acaba? Çünkü ayakkabı çok önemli bir konu. Şimdi bak burada gülüyoruz ama belki saygısızlık oluyor ama abi, Mehmet Büyükekşi'nin hayatını 3 ayrı Google yerinden okudum.
kısa dönem Gaziantep Spor Kulüp Başkanlığı yapmış. Onun dışında yani adamın... Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olabilecek hangi meziyeti sahip? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı atamayla yapılıyor. Yani bu atamayı kimin yaptığını biliyoruz. Evet. Eleştirmiyorum, sadece toplumun kucağına bırakıyorum bunu. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yarın Mehmet Bey olacak, olacak, oldu yani, bitti. 19'unda. 19'unda olacak, 20'sinde bizim kongre olacak. Ya bu adam da eleştirilecek. Peki, şimdi mesela Mehmet Bey futbolun neresinde federasyon başkanı olacak ya. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu evet. Başkanı değil mi? Evet. Yarın milli takımlar işte Avrupa Ligi, C grubu, ondan sonra Avrupa Şampiyonası. Futbolun neresinde? Ben anlayamadım. Şimdi Mehmet Bey'e... Hayır, okuduklarının arasında ben futbolla ilgili bir şey göremedim işte de. İşte ben de diyorum ki Mehmet Bey'e diyecekler ki, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Bey'e diyecekler ki top nedir? Bakacak. Şimdi yanındakileri topa atacak. Yanındakiler de eğer iyi biri çıkmazsa futbol bitecek. Olay bu. Şimdi gelelim Rize Spor'a. Örnekten geliyorum yani, abi. Yani en üstte örnek verildiği üzere... Evet. İşte demek ki kulüplerimiz maalesef bu durumda. İşte bak geliyorum... Şimdi Rize Spor Kulübü'ne sezon bitti. Hı. Büyük bir ihtimal, tabii bizim de aldığımız duyumlar var. Tahir Kıran'ın görevi Cumhurbaşkanımız tarafından nettir bu. Veto edildi. Veto edildi, görevden alındı. Görev Osman Aşkın Bak, yıllardır Rize Spor'u yöneten o, ya yanımızda olmasında fayda var. Çünkü Rize Spor o kadar büyük masraflar oluyor ki, belki de bazen beğenmediğimiz siyasetten bize büyük rakamlar geliyor. Doğru mu yanlış mı onu tartışırız. Şimdi Abdülkadir Kart'a görev veriliyor derken onunla beraber olan değerli bir müteahhit mühendis İbrahim Turgut anlaşılıyor. Büyük bir ihtimal 11 Haziran veya 20 Haziran'da Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut olacak. Çok kaliteli bir insan. Gelelim sizin söylediğinize. Şimdi oraya gelecek hocam. Bak, şimdi İbrahim hocam, Turgut. Eğer, hocam şunu eğer ayırır, bak şunu ayırmazsak evet. Bu hayatta da böyledir. Çok iyi bir insan. Biz kız alışverişinde değiliz hocam. Yani kız alacak verecek davası değil. Çok evet. İyi bir insan. Dört dörtlük bir insan. Evine bağlı, işine gider gelir. Onunla değiliz ki. Ben Saykur Rizespor Kulübü'nün yıllarca yanlış yönetilen Saykur Rizespor Kulübü'nün artık emin ellerde olmasını istiyorum. Evet. Şimdi sen bana diyorsun ki çok iyi bir insan. E ben ona itirazım yok. Ama yok. Ben şuna inanmam. Ben ona itirazım yok. Ben şuna tamam inanmak da şimdi istiyorum. Futbol Federasyonu başkanı olacak Mehmet Bey'den ne farkı olacak İbrahim Bey'den? Şimdi Mehmet Bey'in bir alternatifi var. Bir şansı var. Bana göre Hamit Altıntop topu atarsa doğru, kurtarır. Atarsa. Şimdi İbrahim Turgut iş hayatında çok başarılı bir adam. Çok dürüst bir adam ya. Ha. Ben inanıyorum ki ya da inanmak istiyorum ki bir futbol ekibi kuracak Rizespor kulübünde. Rizespor'un hiç yapmadığı, yıllardır yapmadığı, aha, pişman oldukları, bizden hep özür dilediler ya, sezon bitti. Evet. Şimdi yeni yönetim küme düştü, bizden özür dilemedi ya. Ben diyorum ki İbrahim Turgut yapılmayanı yapacak. Rize'deki veya İstanbul'daki, Rize'deki çok sporlu değerli adamları çağıracak. Bir ekip kuracak. Çok fazla böyle 20 kişilik bir ekibe de gerek yok. 3-4 kişi yetiyor zaten. Bir sportif direktör, başkanın danışmanı, altyapı koordinatörü, scout ekibi 7-8 kişi yetiyor. Ben öyle bir ekip kuracağına inanıyorum Alaaddin abi. Çünkü işinde çok başarılı. Ama şimdi eğer kurmazsa ama hocam, bir alt lige daha düşeceğiz. Ama abi. Hocam şimdi ama hocam bak şimdi çelişki var burada. Yani ifadende söylemin de eylemin çelişiyor. Sen şimdi diyorsun ki İbrahim Bey, İbrahim Turgut, evet, ona lafım yok. İbrahim Turgut'la ilgili ben dün bugün İnanılmaz araştırmalar yaptım. Çok samimi canciğer arkadaşlarına ulaştım. Ve hakikaten mükemmel şeyler geldi bana. Yani inanılmaz referanslar aldım. Olumlu referanslar aldım. Ama futbolun hiçbir yerine değil. Değil. Yani bir futbol takımının sahaya kaç kişi çıktığını, 8+4 neyin olduğunu, kaç oyuncu değişilebileceğini ve futbolda dönen bu kadar trilyonlar entrikaların olduğu bir spor dalında İbrahim Bey'in bu işin altı nasıl kalkacak hocam? Şimdi sen diyorsun ki ya 7-8 tane adam, doğru 7-8 tane adam. 7-8 altyapı genel koordinatörü, scout ekibinin başındaki bir kişi, sportif direktör, değil mi? Evet. Kendinin yardımcısı ve bu işi takip eden dış ilişkiler sorumlusu. 5. 6 saymadım. Yeter. 5 kişi yeter. 5 tane. Peki 5 tane gerçek Rizespor sevgisiyle yanan, gerçekten Çaykur Rizespor yıllardır içine sindiren, Çaykur Rizespor'un ezikliğini yaşayan,
başarılı olmasının gövdesini taşın altına koyabilecek böyle 5 kişi bulabilir mi İbrahim Bey? Nereden bulacak? Kendisi bulamaz. Nerede? Kim bulacak? İşte o futbolun içinde olan insanları... Hocam ama kendi değil ki içinde. Evet. İçinde değilsin ki hocam. Hocam yoksun içinde. Nasıl evet. bulacaksın arkadaş? Beraber oldu. Bana şimdi sen bunu, hı. bana şunu diyebilir mi İbrahim Turgut? Bana hı. abi bir tane bu takıma, Bülent Korkmaz ver bakalım raporu. Bu takıma 6 tane kilit adam lazım. Ne ön libero? 6-8 numara, 9 numara falan. Kardeşim bana TFF Birinci Ligi'nden üst tabakadan almayın. Süper Lig'den istemiyorum. Bana TFF Birinci Ligi'nden geçtiğimiz başarılı olmuş. Bu mevkilere 2 tane alternatif sunun. Verin bakalım. İçinden bir tane gayri ciddi bir adam çıktı. Adamın işi başka. Böyle insanlar dolu ya. Adam para peşinde. Adamın işi başka. Adam şan şöhret peşinde. Adam nam peşinde. Adam hiçbir şey bulamasa egosunu tatmin peşinde. Yok mu böyle insanlar? Kıyamet gibi. Ne yapacak? Ben gittim abi. Atıyorum. Bugün bana birisi diyor. Abi diyor bir de Bandırma Spor'un bir tane yabancısı var ya diyor bana. Hangisi dedim? Yabancı var ya. Kenny mi dedim? Yo yo Türk değil dedi. Ulan Kenny mi diyorum sana Türk değil diyorsun bana. Ya sen nereden konuşuyorsun dedim kardeşim ya. Ya bilir gibi konuşuyorsun bir şey bildiğin yok. Bana sorma. Ben sana TFF Birinci Ligi'ne 18-20 takımın lan şemasını çıkarırım be. Çaykur Rizespor Kulübü'nde hangi yönetici bu sene 3 tane TFF Birinci Ligi maçı izlemiştir? Bana söylesinler ya. Hocam i̇şte, kuramaz de, böyle bir kadro. Ben inanmıyorum. Ben de diyorum kuramaz. Ki Rizespor Yönetim Kurulu'ndaki yöneticilerin yani parayı sağlayan yöneticilerin bana göre çok maç fazla izlemesine gerek yok. Senin az önce bahsettiğin 5 adam tamam. futbolla ilgilenecek 5 adama güvenip futbolu ona emanet edecekler. Kabul. İşte o 5 adam nasıl bulunacak? Bizim sorunumuz bu. Şimdi buldum. 5 tane adam buldum. Evet. Bana 5 tane adam bul diyecek. Kime diyecek bunu? Önce bir adam bulacak. Önce futbolun içerisinde yetişmiş, dürüst, ahlaklı, kaliteli evet. ve Rizespor sevgisiyle yanım tutuşan bir adam bulacak. Başarısızlık hayatı boyunca ilke edinen birisi, artık ben başarılı olmak istiyorum diyen birisi olacak. Parayla pullan işi olmayacak. Yeşil mavi renklere aşık olacak. Evet. Önce bir kişi bulacak. Osman Hoca gel Allah aşkına ya. Ben seni sağ kolum olarak seçtim. Ben anlamam bu işten arkadaş. Bu takımın neresine ne lazımsa. Altyapı genel koordinatörü, sportif direktör, scout ekibi başkanı, dış ilişkiler sorumlusu. Bana 5 tane adam bul. Bıraktım sana. Bütün takımın maddi yükünü ben çekeceğim. Bütün her şeyini ben karşılayacağım. Ama sportif anlamda başarısızlık istemiyorum. Der mi? Der miler hocam? Der mi? Ben sana soruyorum. Rizespor'un... Efendim? 1-0'a. Şimdi Litvanya. Şimdi Rizespor'un bir tane yöneticisinden konuşuyorum. Hı-hı. Bana dedi Osman Hoca seni kadar da ben futbolu biliyorum diyen insanlarla. Var mı? Şimdi bana dedi. 37 senemi vermişim. Sen 40 seneni vermişsin. Adam gazeteciliğe 20 senesini vermiş. Adam gelmiş bir ay gazetecilik yapmış. Seni kadar ben de biliyorum muhabbeti. Doğru. Maalesef seviye alt ama bu seviyeyi ayağa düşüren biziz. Az önce bahsettim sana ya. Rize'deki teknik adamlar, spor adamları bu seviyeyi biz düşürdük. Ya abi Bayan Münih'in başkanı hiç normal bir adam olmamış ya. Kesinlikle. Senin döneminde abi bu Beckenbauer olmuş. Kuru beş olmuş. Sıralama ya. Yanlış değil mi? Metzeller bilmem neler. Metzeller ya Bayan Münih'in başkanı kesinlikle. Futbolcu dışında kimse olmamış. Olmaz zaten olmaz. Olamaz abi olamaz. Peki Avrupa'nın en başarılı takımlarından 3-5 takımdan bir tanesi mi? Bayan canım, tabii. Bitti. Hep aynı istikrarı sağlamış mı? Tabii. İngiltere'de bitti. Bakıyorsun Abramovic Chelsea'ye geliyor. Başkanı o, konuşan o, parayı veren ama futbolu yöneten hep futbol adamları. Kesinlikle. Arsenal'e gidiyorsun ya inanılmaz bir sistem. Ya ne olur biz de bunu yapsak ya. Zor bir şey mi? Ya, yani bizim şimdi mesela siyasete gireceğim biraz. Ya benim oy verdiğim insanlar. Ben oy veriyorum, ben çok yoğunum diyorum. Size oy veriyorum, size gidiyorlar milletvekilleri. Ya benim verdiğim oyla bana hava atamaz kimse. Ben oy verdim Alaaddin abi. Dün benim kapına, oyumla. Çünkü dün kapına geldi. Tabii. Şimdi Osman Başkan'la, Osman Aşkın Bak'la, Sayın Milletvekimizle Kaskar TV'de program yapıyoruz. O zaman Ertan Akbulut, Ümit Ozan Kazmaz
Bizden önce programları var. Biz de onları bekliyoruz. Çıkışta Osman Başkan'ı yakaladık. Daha milletvekili seçimleri var. Başkanım sizden bir konuşacağız. Ya biz zor iş dedim. Seçildiniz Rize 3-0 yapar filan derken oldu o olay. Konuşacağız, oturacağız dedik. 10 sene geçti. Halen de oturacağız. Şimdi bu Alaaddin abi bu Kaçkar TV'de yaşandı. Ya maalesef oturulmuyor. Da, ben de şimdi buradan söyleyeyim sen mevzuyu açtın diye. Seçim öncesi, seçime 20 gün falan var. İstanbul'dan bir arkadaşımla beraber Osman Aşkın bak eczaneye geldiler. O zaman belediyenin altındayız. Evet. O arkadaşım bana dedi ki abi seni tanıştırayım dedim. Takip ediyoruz dedim aday. Abi dedi senden bir ricam var televizyon olarak destek çıkmanı bekliyoruz dedi. Osman Aşkın Bak'a. Ya çıkarız dedik yani bu partiye zaten biz yani Rize kurucuları arasında biz aktif olmasak da gönül bağımız var dedim. Tabii ki çıkarız dedim falan. Ondan sonra Osman Aşkın Bak'a telefona bir defa daha ulaşamadım. 10 yıl geçti aynı senin gibi. İşte sıkıntımız bize var. Destek veren ver. Bize destek ver. Senden destek bekliyor Alaaddin abi diyen Osman Aşkın Bak. Telefonla 10 yılda bir defa ulaşamadı kendisine. Yani neden? Bir de şu var abi. Neden bu işi ehillerine bırakmıyorlar abi? Evet. Yani bu işi ehillerine bıraktı. İlla kendi tanıdıklarınıza mı vereceksiniz? Ya olmuyor işte. Ya Halim Mete'nin lütfen. Turgay Halim Mete bir yazı yazdı. Şimdi ben bulamadım onu. Bir yazısı var belki 2-3 ay önce. Diyor ki biz de başkanlık yaptık bu kulüpte ama biz de bazı şeyleri yanlış yaptık, eksik yaptık. Ya o Halim Mete'nin yazısını bir okusunlar ya. Ya hata yapıyoruz. Çünkü Rizespor küme düşüyor abi. Bak Rizespor küme düşüyor. Tamam bak katılıyorum. Rizespor'un para bulması siyasete bağlı. Kim ne derse desin var. Kesinlikle, maalesef. Kesinlikle. Osman Aşkın Bak veya ülkemizin Cumhurbaşkanı Allah razı olsun. Onlar olmasa belki de Rizespor kulübün 600-700 milyon borcu katılıyorum. Ama bu kadar parayı bulduk da çarçur etmeyelim ya. Hocam bu kadar para harcamasına rağmen ortada başarı denen hiçbir şeyin olmaması düşündüğünüzü değil mi? İnanılmaz Alaaddin abi. İnanılmaz yani günahtır ya. Şimdi hocam istatistik rakamlar rakamlara gittik. Saatte bak hocam neredeyse bir saat olmuş. Daha mevzuya bile giremedik yani bir saat oldu. Şimdi bak bizim Çaykur Rizespor'un sezon başında ve devre arasında harcadığı transferi harcadığı para yani şunu diyelim Çaykur Rizespor'un mali portresine baktığımızda Konya Spor'un kadar para harcamış. Çok uzun bir yazı, değil mi? Ya o kısa kısa bölümle atabilirsin. Kısa özürle ilgili bir yeri var yani. Diyor ki orası. Diyor ki aynı parayı harcadık diyor. Aynı para aynı. Bak para aynı. Benim bir avazım çıktığı kadar bir sene bağırmışım küme düştüğümüz sene yine. Diyorum ki aynı para 78 trilyon diyorum. Başakşehir verdi Avrupa kupalarına gidiyor. Biz 78 trilyon lira harcadık aynı parayı küme düştük. İşte aynı şeyi yaşadık şimdi yine. Evet. Vatandaş bana diyor hep aynı şeyleri konuşuyorsun. Beni 7-8 sene önce küme düştüğümüzde yine bu insanlar konuşturmadı mı? 78 trilyon lira Başakşehir Avrupa'ya gitti. 78 trilyon lira biz harcadık küme düştük. Şimdi gelelim. Konya kadar para harcamışız hocam tele bazında. Konya Ligi 3. bitirdi. Aylardır Trabzonspor'un ardından ligi 2. olarak kovaladı. 3. bitirdi. Çaykur Rizespor küme düştü. Bak transfer ayı daha resmiyet kazanmadı. Lig bitimiyle birlikte Konya'nın transferleri... Nereden aldılar abi futbolcuları? Dikkat ediyor musun? Evet dikkat ediyorum. Subutis gitti, Sabek pahalı, gitti. Slovenya, Kosova... Pahalı transferler değil. Orada şimdi scout ekipleri... Yakalamışlar. Ekipleri bak, orada. Bak çok iyi bir... Evet. Bak Subutis... Dikkat ede. Bak Skubic'in o dönem Konya Spor'a gelirken 5-6 tane Sırp oyuncu getiriyor. Evet. Veya Sırbistan'da oynayan oyuncular getiriyorlar. Ve hepsi 4-4'lük çıkıyor. Hepsi de ülkelerin milli takımına kadar aynı getiriyor. Dediğin gibi. Evet. Ve çok cüzi miktar paralar. Ve arkadaş önerisiyle. Mesela Skubic diyor ki şunu alın diyor. Aynen aynen. Jakobic'i alın diyor. Ben ona kefilim. Jakobic geliyor. 4-4'lük oynuyor. İyi para kazandırıyor. Başka bir. Bunu Alanya da yapıyor. Tabii. Bunu Hasan Çavuşoğlu da yapıyor. Farkındaysan Türkiye Süper Ligi'nde inanılmaz futbolu satmasına rağmen, inanılmaz para kazanmasına rağmen kasayı Hasan Çavuşoğlu dolduruyor ve her sene de başarıyı yakalıyor. Şimdi abi ben bir sene Nevşehirspor'a gittim. Orada başarılı bir top oynadım. Orada da bizi yani Karadenizleri Rizelileri çok seviyorlar abi. Benden futbolcu istediler. Ben de onlara futbolcu getirdim buradan ve hep de iyi futbolcular getirdik.